Başlatıldı. Bismillahirrahmanirrahim. Eğer mudarat harfinden sonra sakin bir harf olursa, mesela tansuru gibi, tektubu gibi, işte mudarat harfi olan te'den sonraki harfler sakindir. Ve veleysen mudari'u bir rubayin ve mudari de dört harfli değilse. Ve muradu bir rubayi hâhuna rubayiden masad mâ yekûl mâzîh alâ arbaati ahrufin minel mesîdî fîhî. Yani mâzisi zâid harfle birlikte dört olan. İşte bundan değilse ki ve innemâ huve bâbul if'âli lâ gayr. Bu da mâzisi dört olan sadece if'al bâbi, ekrama bâbidir. O çünkü mesela görünürde tükimi diyorsunuz. Evet. Kaf tam yani mudarat harfinden sonraki kaf sakindir. Yani görünürde bak onu söylüyoruz. Bu halbuki bunun altına girmiyor. Yani bu burada söyleyeceğimiz kuralı eğer öyleyse bir rubayin ilave etmezsek bunun da bir vasıl hemzesini ilave etmemiz lazım emir yapılırken. Halbuki öyle bir şey yapılmıyor. İşte onu çıkarmak için ve öyleyse bir rubayin diye ifade etti. Evet. İşte eğer mudarat harfinden sonra gelen harf sakin olur ve mudare de dörtlü yani ifal babı değilse o zaman emir sigasını yapmak istediğinizde ne yaparsınız? Zitte hemzete vasıtın. Başında bir vasıl hemzesini ilave edersiniz. Alâ mâ bekiye ba'de harfi mudarat. Yani mudarat harfından sonra geriye ne kalmışsa onun başına bir vasıl hemzesini getirirsiniz. Niçin? لِيُتَوَصَّنَ بِهَا اِلَى النُّطْقِ بِالسَّاكِنِ Ta ki o hemze ile sakini telaffuz etme imkanını elde etmiş olalım. Çünkü biliyorsunuz Arap lisanında Şerif-i Cürrani'nin kıdasallahu sallahu tercihine göre sakinle iptida etmek imkansızdır. Sakinle yani Arap lisanında. Sadece bu emre mahsus değil. Herhangi bir kelime, bu fiil olur, isim olur, harf olur fark etmez. Seyyid Şerif'in tercihine göre sakin ile Arap lisanında bir kelimeye başlamak imkansızdır. Bazıları ise yok diyor sakinle başlanabilir. Yani imkansızdır ama zordur. Her halükarda kelimenin başında bir sakin olunca ne yapmamız lazımdır? O sakine kolaylıkla başlayabilmek için başında bir hemze getirmemiz lazım. O hemze ne hemzesi diyoruz? Nasıl hemzesi diyoruz? Tabii vasıl hemzesinin mukabilinde kat'a hemzesi var. Şimdi vasıl hemzesinin özelliği şu. O vasıl hemzesi genellikle meksur oluyor hareke olarak. Genellikle. Bazı istisnalar var hariç ama genellikle vasıl hemzesi meksurdur. Bu bir. İkincisi vasıl hemzesi vasılda sabit kalmıyor. Vasıl ettiğinizde çünkü zaten ismi üzerindedir. Vasıl. Yani ne demek? Yani sakine başlamanın tavassulu olan, bizi ona ulaştıran. Dolayısıyla kelimenin başında başka bir harekeli harf olunca o vasıl hemzesi giriyor. Bu iki. Üçüncü özelliği vasıl hemzesi tek başına kelimenin manasını değiştirmiyor. Tek başına
kelimenin manasını değiştirmiyor. Ama kat hemzesi bu üç noktada da vasıl hemzesine muhariftir. Nasıl? Vakat hemzesi sabit bir harekesi yok. Yani dedik ya vasıl hemzesi genellikle meksurlu, kat hemzesi öyle değil. Meftuha da gelir, ekrame gibi. Meksur gelir, mesela iman gibi. Madmum da gelir, ümine gibi. Bu kat hemzesidir. Her üç harekete gelir. Kat hemzesi vasılda sakıt olmaz. Yani ondan önce herhangi bir harf olduğunda mesela vav gibi, fe gibi, ilam gibi bir harf olduğunda o kat hemzesi düşmez. Üçüncüsü vakkat hemzesi tek başına kelimenin manasını değiştirme durumu değiştirmektedir. O sen. İşte burada biz o sakinle başlayabilmek için hani dedik ya eğer mudarat harfinden sonra gelen harf sakin ise işte o sakine başlayabilmemiz için ne getiriyoruz? Onun başına bir vasıl hemzesi getiriyoruz. Çünkü sakin ile başlanılmaz. Ve harekeni tilken hemzeti bu hemzenin özelliği madmumeten inkâne ba'dehu dammetun. Eğer o sakinden sonra gelecek harf dammeli ise bu da madmum gelir. Hani demin dedim ya vasıl hemzesi genellikle meksurdur. Bazı istisnaların dışında. İşte bu istisnalardan birisi de bu da mudarat mudare fiili eğer aynül fiili dammeli ise yahrucu gibi, yakudu gibi, yansuru gibi mudarat harfi buralarda mudarat harfinden sonra gelen aynül fiil daha doğrusu bu. Affan. Aynül fiili madmumdur. Öyle diyelim. Aynül fiili madmumdur. Dolayısıyla bu aynül fiilin madmum olan mudarelerde biz vasıl hemzesini getirdiğimizde o dammaya uysun diye o aynül fiilin dammasına uysun diye ne yapıyoruz? O hemzeyi vasıl hemzesini damma yapıyoruz. Mesela unsur. Bakınız aynül fiili saattir dammelidir. Başına getirdiğimiz vasıl hemzesi yani tabii saadın başına değil fiilin başına getirdiğimiz vasıl hemzesi madum, unsur, uhruç, uhud diyoruz. Evet. Niye? Eğer sakin sonrası gelen aynı fiil dammeli ise vasıl hemzesi madmum olur. Def'en lil iltibasi bil mudari ala takdiril fetha. Ta ki şu olmasın. Şayet o vasıl hemzesini damme değil de fetha yaparsanız ansur. Ha, o zaman biz şunu bilemeyiz. Bu ansur emir midir? Yoksa mudare mütekellim vahdehu mudur? Onunla karışır. Fe ennu izâ gîle fi uktul. Uktul de aktul dediğinizde bir fıtku hareket yanlış koymuşlar. Uktul de aktul dediğinizde bir fıtkı ta'yı çok iyi bu hemzeti bir fetil hemzeti olması lazım olmaz ki ha şu o şöyle diyor bakınız burada aslında yani tabi doğrusu siyaha uygun değil ama fe ennehu izâ gîle uktel uktel ifet-i ta'i yani hemzen madmum yani ma kabili de şey ta'de meftu olsa uktel iltebesi bil vahdi mütekellimin meculi yani mütekellim yani ben
vurulur manası olur. Halbuki o değil, maksat emirdir. Ve bil madil mecuni mine rubaiyi. Ve rubainin madil bine meculu. Yani aktele uktel dendiğinde sanki bu madıymış gibi. Ve bil mudaril ma'lum mine rubaiyi izâ qîle uktil. Eğer tanın kesesiyle uktil dense o zaman neyle şey yapılır? Ukrim babiyle. Ukrim'in binayı malumuyla karışır. Yalnız bu olmadı doğrusu. Çünkü siyaka uymuyor. Bakınız. Yukarıda diyor hemzetahım vaslın madmumete imkâne ba'du dammetü. Eğer diyor ondan sonra damla gelse vaslın hemzesini madmum getireceksiniz. Seyde burada şerhte vassuab bir kesir hemzeti. Yok, o bir sevap orası değil Abdülhakim. Gelbek yukarısı da ona atıf olabilsin. Yok öyle değil, aslında şöyledir. Şimdi bu tefriyan tamamı sıkıntılıdır. Çünkü sadece mesele efendime söyleyeyim bir fetih hemzesiyle düzelmiyor ki. Biz de önce öyle düşündük. Çünkü daha sonra getirilen o 1,5 satıra ne yapacağız? Yani dolayısıyla bu tefriyat burada doğrusu uygun durmuyor. Çünkü normalde hüküm, metinde geçen hüküm vaslın hemzesinin modlum oluşudur. Dolayısıyla buna illet getirmemiz gerekirken tutuyor, neye illet getiriyor? İmkanı bazı dommetine illet getiriyor. Yani hiç birbiriyle uymuyor doğrusu yani. Defendil intibâsi bil mudâri alâ takdîril fethi. Bakınız orası. Ta ki mudâri alâ karışmasın meftuh okuduğumuzda. Tamamen imkanı bazı dommetine illet getiriyor. Halbuki yani mütebadir olan makamın da gerektirdiği o vasın hemzesinin dammına illet getirmesi. Ama Mevlana Camii burada inkâne bâdû dammetün aynül fe'lin dammesine şey getirmiş, illet getirmiş. Yani biraz oturmuyor yani. Suretü fesla. Bu gibi yerlerin dışında yani aynül fe'li madmum olanın dışında o olsa hemzesi nasıl olur? Meksur olur. Esi ve sakin ba'dahu dammetun. Yani sakinden sonra dammenin olduğu yerin dışında ki dediğim gibi aynül fe'li dammeli olanın dışında vasıl hemzesi meksur olur. Sevam kâne ba'dahu ister o sakinden sonra kesse olsun. Mesela ıdırıp gibi. Bakınız. Sakin dağıttır. Dağıttan sonra gelen harf râdır da meksurdur. Veya fetha olsa iftah gibi. Fe'inno. İşte bu ikisinde de hemze vasıl hemzesi meksur olur. Fe'inno le dumma. Çünkü eğer mesela ıdırıp da hemzeyi damma yaparsan ıdırıp deseniz neltebesse bil madil mechhuli minel idrabi. İdrab ne demekti? İdrab ambargo yapmak veya yüz çevirmek. Adraba yudribu idrab. Ha, dolayısıyla siz diyelim ki sülasi mücerred emrini yaptığınızda yani darabenin emrini yaptığınızda orasın hemzesini kesedin damma yaparım desem diye düşünseniz o zaman udrib olur. O udrib de mazibine meçhulün nedir? O sesyon mücerredin emri midir? Bilmiyiz. Çünkü arkadaşlar nahviler ve sarfiler genellikle son harfin harekesini
sıganın belirlenmesinde ölçü kullanmıyorlar. Son harfin, çünkü son harf yani kelimenin ahiri mahallü tegayyürdür. Mahallü tegayyür olunca o son harfin harekesini kelimenin türünü belirleme noktasında kullanamayız. Niye? Çünkü el-âhiru mahallü tegayyür diyorlar. Kelimenin sonu daima değişen, sürekli değişime uğrayan bir şeydir. Dolayısıyla değişken bir harfin harekesini veznin, yani sıganın türünün belirlenmesinde ölçü yapamayız. Bundan dolayı mesela şayet emir udrib olsaydı, o son harf mebni de olsa onun sükununu ölçü yapamayız. Diğer harflerin hareketlerine bakıyoruz. Diğerlerine baktığımızda udrib bina madi bina mecbur adrabanın bina mecburi udriba onunla karşı. Onun için ne yapmıyoruz? O hemzeyi emir yapınca damla yapamayız. Evet. Eğer desen ki haydi damla yapmadınız bundan ötürü fetha yapalım. Böyle bir fetha. Eğer fetha yapılırsa mesela diyelim ki adrib deseniz, ha, o zaman el-tubise bil emri minhu. Bu sülasi mücerredin emriyle hemzeli olan, if'al babında olan emrin sıgaları birbirine karışır. Mesela adrib dediğinizde bu adrib adrabenin emri midir? Yoksa darabenin sülasi mücerred emri midir? Bilinmez. Bunun için fetha yapma şansımız da kalmadı. Evet. Artı velev dumme fi'ulun. Ne yapacağız? Demek ki aynül fiilin meksur olduğu yerlerde o vasıl hemzesi nasıl olur? Meksur olur. Fetha da yapamayız. Damla da yapamayız. Evet. Ve dolayısıyla idrib diyeceğiz. Hatta bazı alimler şöyle daha basit bir gerekçe de ileri sürüyorlar. Diyorlar ki siz mesela vasıl hemzesini damla getirdiğinizde dammeden kesreye çıkış olur. Bu da o lisanına ağır gelir. Udrib. Udrib ağırdır. Bazıları bu gerekçeyi söylüyorlar. Peki bu aynül fiilin meksur olduğu, yani sülasi mücerredin aynül fiilinin meksur olduğu yerlerde hemzenin neden meftuh ve madmum olmadığını bu şekilde söyledik. Peki, eğer aynül fiil meksur değil, meftuh ise, mesela alime ya'lemu gibi, ya'lemu aynül fiil meftuhtur. Bunun emir sırasını yaptığımızda neden hemzesini meksur yapıyoruz, örneğin meftuh veya madmum yapmıyoruz? Şimdi onu söyleyecek. وَلَوْ دُمَّ فِي اِعْلَمْ اِعْلَمْ emir sırası. Nereden? Alime'den. Alime ya'lemu. Mudari'an aynül fiil harfi fethalidir. Doğru mu? Ya'lemu. Fethali. İşte o aynül fiilin fethali olduğu mudari'den emir sırasını yaptığımızda derseniz ki o hemzeyi emrede madum yapalım. Velev dumma. Madum yaparım. Ve o zaman ne olur? O alem olur. O zaman da le iltebese bil mudarel mütekellimil mechuli. O zaman meçhul, yani mudarel mütekellim mechule, yani o alem bana bildirilir. Hani yine son harfin harekesi ölçü almadığımız için o alem acaba sülasi mücerredin emri midir? Yoksa mudara mütekellim vahdehu bina mechul mudur? Bilinmez. Onun için ne yapamayız? O hemzeyi
aynı fiilin mudareten meftuh olduğu fiilin emrini yaptığımızda hemzeyi ne yapamayız? Madmum yapamayız. Böyle eğer fıtya, hani dediniz damla olmadı, yapalım, alem yapalım. Ha, o zaman da elkebesi bil madr rubai. Yani alem sülasi mücerredin emri midir? Efale badının madisi midir? Alem. Değil mi? Ha, o birbirine karışır. Dolayısıyla o karışıklığı önlemek için o hemzeyi fetha de yapamayız. Elimizde ne kaldı? Kesik kaldı. Onun için aynül fe'l mudarede ister damma olsun ya afan, ister fetha olsun, ister kese olsun, her ikisinde de vasıl hemzesi meşhur. İdrib i'lem. Uktul, bu hemzenin vasıl hemzesinin süresi mücerred emrinde madmum geldiğine misaldir. Misalun lima yekunu ba'da arfun mudarati dammetun. Mudari harfından sonra dammenin, yani dediğim gibi aynül fe'nin madum olduğuna ve bu nedenle vasıl hemzesinin de madum olduğuna misaldir. Uktul edrib ise misal lima yekunu ba'da kessetun, yani o sakinden sonra kesre, yani diğer ifadeyle aynül fe'nin mudareden meksum olup ondan emir yaptığımızda vasıl hemzesinin meksum olarak cana misal idrib. İ'lem de mudarat harfinin aynül fe'nin harfi, aynül fe'nin mudarada meftuh olduğuna ve dolayısıyla emir sıyası yaptığımızda yine o sır hemzesinin meksu olduğuna misaldir. İ'lem ikan rubayen, eğer rubayi ise, yani mazi dört harfli ise, biliyorsunuz arkadaşlar mudari harfinin sayılarında ölçü veya örnek nedir? Mazidir. Mazinin harfleri mudarede korunur vasıl hemzesinin dışında. Mazide kaç harf varsa hepsini mudarede ne yapıyoruz? Koruyoruz. Hatta kanaatimce bu kufilerin, hani biliyor hatırlarsanız şöyle diyoruz. Yok. Müştakko minunun mastar mıdır, madı mıdır? Basra ve kufeliler arasında kıyafette bir kavga var. Basralılar diyorlar ki müştakko minunun mastardır. Ama kufeliler diyorlar ki müştakko minunun madıdır. Kanaatimce bu durum, yani mudarat harflerinin mudarede madinin tüm harflerinin korunuyor olması madinin müştakkumunu olduğunun önemli bir delilidir. Yani küfellerin burada görüşü takviye eden önemli bir husustur. Bu bir artı, bu manada bu tabi antiparantez olarak bunu ifade ediyorum. Yani masların değil, madenin emir olduğu noktasındaki kufelilerin görüşünü takviye eden bir husus daha var. O da çok önemli. Maslarsız olan madilerin varlığı. Maslarsız olan madilerin varlığı. Ne gibi maslarsız? Mesela asa. Asanın mastarı yok. Kâde. Kâdenin mastarı yok. Peki bu eğer mastar müştakku minhu ise, yani babasız bir evlat olur mu? Allah Celle Celaluhu bir kez Adem Aleyhisselam ve İsa Aleyhisselam'da gösterdiği, bu başka da yok. Dolayısıyla asa ve kâde gibi madenin olduğu halde mastarın olmayışı bu neyi gösteriyor? Demek ki madı asıldır.
Mastar değil, madde asıl. Yani ben hatimcim değil. Ve budur. Evet. Ve inkâne rubâiyen, eğer madî dört harfli ise fe meftuhatun, o zaman o hemze meftuh olur. Tabi İbn-i Hacib'in şu üslubu biraz doğrusu yanıltıcıdır. Çünkü şöyle yanıltıcıdır. Tabi bu İbn-i Hacib'in üslubudur. Mevlana Cami bunda dahli yok. Rubai derince hemze meftutun denildiğinde sanki bu rubai dediğimiz yani ifal bağından, ki zaten şerhte yukarıda söyledi, rubai'den burada sadece ifal babı kastediliyor. Sanki ifal babında yapılan emir sırasındaki hemze, o da emir için getirilen bir hemzeymiş gibi anlaşılıyor. Halbuki öyle değil. Yani İbn-i Hacib'in üslubundan bu anlaşılıyor. Nasıl ki uktul, idrib, e'lem, bu üçündeki hemze, madmum olsun, meksur olsun, bu hemze nasıldır? Emir nedeniyle getirilen bir hemze. İbn-i Hacib'in bu üslubundan ekrim, yani ifal babından olan ekrimdeki hemzenin de emir nedeniyle getirilen bir hemze olduğu anlaşılıyor. Halbuki öyle değil. Buradaki hemze madide olan harfın devamıdır. Emir sigası nedeniyle getirdiğimiz bir hemze değildir. Onun için İbn-i Hacib'in rahimahullah bu üslubu böyle bir şeye, böyle bir vehme, böyle bir düşünceye insanı götürdüğü için doğrusu uygun değil. Ey, efen hemzetu meftuhatun لِأَنَّهَا هَمْزَةُ أَصْلًا. Bakın kendisi de şarı söylüyor. Niye o hemze meftu olacak? Çünkü o asıl hemzesidir. Yani bizim emir nedeniyle getirdiğimiz oktur hemzesi gibi, unsur hemzesi gibi, e'lem, idrib hemzesi gibi getirdiğimiz bir hemze değil. Asıl olan, yani mazide olan bir hemzedir. Ruddet, o asıl olan hemze geri getirilmiş li irtifai mucibi hasfiha. Çünkü hasfini gerektiren bir şey ortada kalkmıştır. Hasfini gerektiren durum neydi? Mütekellim muhdehuda, mudaran mütekellim muhdehusunda iki hemzenin bir araya gelmesi. Mesela şöyle düşünün. Ekreme yu'ekrimu. Asıl o. Yu'ekrimu'yu çektiğimizde yu'ekrimu, yu'ekrimani, yu'ekrimune, tu'ekrimu, tu'ekrimani, yu'ekrimne, tu'ekrimu, tu'ekrimani, tu'ekrimune, tu'ekrimine, tu'ekrimani, tu'ekrimne, u'ekrimu. Orada o ekrimu iki hemze bir araya geliyor. Birisi madide olan hemze, ikinci hemze madide olan hemze. Diğeri de mütekellim muhdehu hemzesi. İşte hemze halk harfi olunca, halk harfi de Araplar nezdinde ağır kabul edilen, mehrec itibariyle ağır kabul edilen harflardır. Dolayısıyla ağır iki halk harfinin yan yana gelmesi Araplara ağır geliyor. Bundan dolayı ne yapıyorlar? Hayal biz Arap değiliz ama bize de ağır geliyor. O ekrim. Yani pek böyle de kolay bir telaffuzu, kolay bir kelime değil. Bundan dolayı ne yapıyorlar Araplar? O ikinci hemzeyi, madide olan ikinci hemzeyi mudarede hasf ediyorlar. Madem mütekellim muhdehu da bu sıkıntı oluyor, diğer geriye kalan 13 sigada
o sıkıntı olmasa bile, ama yine de onun hatırı için hepsinde o Mâd-ı Hemzesini hasrediyorlar. Ve biz Ekreme'nin mudareğini çektiğimizde, tasrifini yaptığımızda ne diyoruz? Yukrimu diyoruz. Yuekrimu demiyoruz. Yukrimu, yukrimani, yukrimune, tukrimu, ukrimun, ukrimuya kadar. Hepsinden o Mâd-ı Hemzesini hasrediyoruz. İşte bu hasfın Mâd-ı'da var olan hemzenin mudareden hasfini gerektiren sebep istimal hemzetini fil mutekellim vahde. Evet. Bu mutekellim müfred şey mutekellim vahde diyoruz. Ondaki o iki hemzenin içtimai bir diğer şey emirden böyle bir durum söz konusu olmadığı için ne yapıyoruz? O Mâd-ı Hemzesini geri getiriyoruz. Ve o Mâd-ı Hemzesini geri getirince tabi nasıldır normalde? Meftuhtur. Değil mi? Mesela yurahricu gibi. Mesela dahraca yurahricu. Yudahricu mudarat harfından sonra gelenden meftuhtur. Ekreme yu ekrimu. Ondan sonra gelen hemze de meftuhtur. Ve biz tu ekrimu mudarani düşünerek ne yapıyoruz? Emir sigasını yapıyoruz. Mesela normalde emir sigasını yaptığımızda mesela ne diyoruz? Unsur tansurudan yapılmış. Nasıl? Saftaki şey usulü şöyle diyorlar ki ta mudarat harfi. Mudarat harfinin mabadi sakindir. Sakinle iptida etmek muhal olduğundan o hemzeyi hasfettikten sonra o sakinle başlayabilmemiz için ne yaptık? Biz vasıl hemzesini getirdik. Ve sonunu da meczum emir gibi yaptık. Unsur oldu. Şimdi tedahricüde yaptığımızda ne diyeceğiz? Tedahricüde şöyle diyoruz. Tam mudarat harfi hasfettik. Mudarat harfi olan tanın mabadi olan dal harekeli olduğunda bir vasıl hemzesini getirmeye gerek yok. Sadece sonunu meczum emir fiili mudarı gibi yaptık. Ve dahrici oldu. Orada yani bir işlem, şey iki işlem yapmışız. Bir tane hasretmişiz ve sonunu sükun. İşte tekimi de böyledir. Yani orada da aynı şey. O aslı, marfut olan aslı göz önüne alarak diyoruz ki mudarat harfini kaldırdık. Mudarat harfi sonrası gelen harf harekeli olduğundan onunla başladık ve sonunu da meczum yaptık, ekrim oldu. Dolayısıyla bu hemze vasıl hemzesi, yani emir için getirilen hemze değildir. Ya o mâdide var olan harfin korunmasıdır. Ve mâdide meftuhtu, mudarede de meftuh olmaya devam etti ve bu şekilde oldu. La hemzetu vaslin maktuatun. O maktu olan vasıl hemzesi. Yani kata olan şey. La hemzetu vaslin. Vasıl hemzesi değil. Fe meftuatun maktuatun. O hemze meftuatur ve maktuatur. Yani vasıl değil. Kata hemzesi. Lidalike yani. Çünkü niye? Çünkü o hemze asıl hemzesidir. Hasfün mucibi kalktığı için gelmiştir. Dolayısıyla katı hemzesi. Evet. Bu da bitti arkadaşlar. Fiili bina mecul. Fiili umale müsemme failu bina-i mecul. Yani Türkçe'de edilgen çatı diyorlar veya pasif diyorlar. Çatı, pasif, bina-i meçhul veya fe'lü mâlem yüsemme failuhu bu isimle de anılır. Tabi
Normalde bu fiil-i umare müsemme failuhu unvandır. Mesela İbn-i Malik böyle bir üslubu tercih etmemiş. Niye? Çünkü siz fiil-i umare müsemme failuhu dediğinizde icabında mesela failin mezkür olmayan elfi, çünkü o evet, onlar da faili mezkur olmayan bina-i mecul, o kast ediliyor. Evet. Orada bir nükte var, bir saniye. Fiil-i umare müsemme failu. Faili zikir edilmeyen. Evet. Faili zikir edilmeyen fiil. Evet. Şimdi şöyle, yani biz o madan mefhul olmayacağız o maymusuna ve faili o ha damiri ma'ya gider ve bu idafe failin ha'ya idafesi li edna mülabese diyoruz. Çünkü buna göre fiiluma o mefhulün fiili ki o mefhulün faili zikir olunmamış. Halbuki faal mef'ulün faalidir. Faal fiilin faalidir. Anlaşıldı mı? Yani dolayısıyla o failuhudaki failin o ha damirine idafesi buna edna mülabeset. Yani aralarında şöyle ufak bir münasebet var. Onun için idafe edilmiş. Aralarındaki münasebet nedir? Fail ile mef'ul arasında. Yani arkadaşlar, fail mef'ulün faali değil. Onu tekrar vurgulayarak söyleyelim. Fail fiilin faalidir. Fail mef'ulün faali değil. Peki nasıl ona idafe edilmiş? Aralarında ufak bir münasebet var. Nedir o münasebet? Fail ile mef'ul ikisi aynı amilin mamuludur. Yani o münasebetten dolayı mef'ulün faali diye. Peki aklınıza şöyle bir soru gelebilir. O failuhu damirini fiile erca edelim. Ha, öyle diye düşünebilirsiniz. Ancak ona erca ettiğimizde mevsul olan ma'nın sulası olan lem yüsemme failuhu da aide mevsul kalmamış olur. Yani ki biliyorsunuz sıla cümlesinde o sıla cümlesini mevsule bağlayan bir aidin olması şarttır. Zorunludur. Orada da sadece bir damir var. O faili o damir var. O damiri de biz fiile irca ettiğimizde sıla aitsiz kalır. Onun için o damiri fiile irca edemeyiz. Mef'ule irca ederiz. Dolayısıyla mef'ule irca ettiğimizde de şöyle olur. Yani mef'ulün faali. Mef'ulün faali olmaz. O cevabı vereceğiz. Diyeceğiz ki idafe edine mülabeset. Evet. Ey fe'ülün mef'ulü lehi menülke fa'ilu mef'ulü zikir edilmeyen mef'ulün fe'li. Evet. Ve idafetü faali ileyhi, bak söylüyor zaten. Bu faalin mef'ul damirine idafesi li edne mülabesetin, ufak bir münasebetten dolayıdır ki o münasebet nedir? Faali ile mef'ulün ikisinin bir aynı amilin mamulu olmalarıdır. Ya öyle diyeceğiz, ev ala hasfü mudafi. Ya diyeceğiz ki o ha damiri mef'ule gider ama oraya bir mudaf mukadderdir. Yani lem yüzker fa'ilu fi'lihi. Yani o mef'ulün fi'linin fa'ili. Yani böyle dediğinizde zaten fiil mef'ule münasebeti güçlüdür. Çünkü fiil mef'ulü nasıl ediyor. O mef'ul fiilin mamuludur. Ve la yebudu diyor, şu da uzak değildir ki en yurade bil mevsuli
umma ile müsemmahedeki umma mehmusuludur. Umusundan el fi'alü lezî lem yüzker fa'iluhu. Fa'li zikir edilmeyen fiil. Zaman ve yekunu idafetül fiil ileyhi beyaniyeten. O zaman fiilin idafesi beyani olur. Yani doğrusu biraz. Yani fi'aluma madde fiilden ibare olunca o fiili ona idafe etmek biraz kolaydır yani. Yani Mevlana Camii herhalde mevsul olan manın umumiliğini göz önüne alarak ama ma netice itibariyle fiilden ibaret olunca pil bitiyor. Ma fiilden ibaret olunca bu min kabili idafet şey ile nefsihi gibi oluyor. Onun için bu Mevlana Cami'nin son ihtimali biraz sıkıntılı. Huva fe'lü mâle müsemme fa'ilu nasıldır? Ma öyle bir fiildir ki hulife fa'iluhu fa'ili hasfedilir vel mef'ulü mukâmehu ve mef'ul de o fa'ilin yerine getirilir. Yani mef'ul fa'ilin naibi olur, vekili olur. Ve lem yezkur hâzıl qidâhûna bu kaydı niye burada zikretmemiş? Evet. Yani bu okimel mef'ulü mukâmehu o kayıt dedi bu. Niye bunu zikretmemiş? İktifaen bi zikri fîmâ sebeka. Çünkü daha evvel özellikle marfuat bahsinde geçtiği için onunla yetindi. Tekrar o okimel mef'ulü mukâmehu kaydını zikretmeye ihtiyaç duymadı. Evet. Peki. İmkanı fiilleri. Arkadaşlar orada duralım mı? Çünkü bakıyorum devamı biraz uzun geliyor. Burada duralım.